geldiğinizi. İlk önce şadam ki sizlerin önündeyim, kardeş ülkedeyim. Baxmayaraq ki bizim Bakıda olmalı oyun, yani Türkiye'de keçirilmeli oldu. Ve her bir halda buna sevincliyim. Her birinizə teşekkür ederim. Maça geldik de iyi bir takıma karşı oynuyoruz. Çok təcrübəli bir takıma karşı oynuyoruz ve çok iyi bir məşqçiləri var, hocaları var. Her bir halda çalışırız ki daha doğru oyun qurmağa, daha düzgün oyun qurmağa ve maksimum sonda güzel bir oyunla oyunu başa vurmak isterdik. Bu kadar. Ülkede olsanız da kendi evinizden uzakta bir maça çıkacaksınız. Ülkenizde 30 yıl süren bir işgal var ve sivil bölgelere yapılan saldırılar var Ermenistan tarafından. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve uluslararası kamuoyda bu konuda sessiz kalıyor. Siz bir futbol adam olarak bu konudaki görüşlerinizi nasıl aktarırsınız? Bəli, zor bir durum. Elbette ki bugün futbolla siyaset demek olar ki birbirine karışmış. Ama her bir halda her bir insanın üzerine, her bir Azerbaycan vatandaşının üzerine öz vəzifesi düşür. Ve biz de Qarabağ olarak, Qarabağ takımı olarak çalışırız ki bu vəzifeni doğru düzgün yerine getirmeye. Ne kadar zor olsa da fikrimiz, düşüncelerimiz sərhəddə olsa da, askerlerimizin yanında olsa da, ama yine de yani işimizi çalışırız ki layiqincə yerine getirmeye. Ama inanın ki yani özümüzü evde hissedirik. Yani bu bizim için büyük bir üstünlüktür ve büyük bir sevinçdir. Ama inşallah düşünürüm ki yakın zamanlarda torpaqlarımız geri qayıdacaq ve tezliklə buna son qoyulacaq. 30 yıllık hasrata son qoyulacaq. Fərqli takımlar. Yani Villarreal takımı La Liga'nın liderlerinden biri. Yani tam farklı bir takımlardı. Maccabi takımına karşı elbette ki zor oldu. Ama indiki dönemde, bugünkü dönemde həddindən artık takımı eyni performansı saxlamaq çok zor. Əlaxsus bu pandemiyadan sonra. Buna göre çalışmazlıklarımız oldu ve xeyli sayda bizim oyuncu itkilerimiz var. Demek olar ki bir aydan çoxdu. Tam istediğimiz takımı biz elde edebilmirik. Yani futbolcuları tam istediğimiz performansda saxlayabilmirik. Buna göre çalışmazlıklar var ama 1-0'lık məlubiyyət olsa da takım heç də pis performans göstermedi. Çalışıp oradaki səhvləri bir daha tekrarlanmayacak. Evet, maça baktım. Çok maraqlı bir, enteresan bir maç oldu. Yani 8 gol bir maçta. Elbette ki bu seyirci için çok güzel. Yani golların sayı çok olduğu seyirci için o kadar maraqlı olur. Ve dediğim kimi her bir takım her maçtan sonra öz oyununu analiz yapır ve çalışır ki diğer maçlarda bu səhvləri etmemeye. Ve Sivasspor da bugün biz takımları belə deyək, yani bir-birinə müqayisə etsək, yani Türkiye Ligi daha üst, yani bizim Azərbaycan Ligindən. Ama elə də asan gol bırakan bir takım deyil, ama daha çox gol vurmağı bacaran bir takımdır. Bunun için bizə defansda biraz ola bilər problemlerimiz olsun. Zaten oyuncularımızın iki oyuncumuz ola bilər ki, maçda iştirak etməsin. Əsas bizim oyuncularımız. Ama yine de hele yarına zamanımız var, daha yakından oyunu analiz edip çalışacak düzgün oyun qurmağa. Bizim için hal-hazırda en zor olan elə bu. Çünkü 6 maç dışarıda oynamak, yani seferde oynamak elə de asan değil. Ve her 2 günden bir, 3 günden bir biz yani havada, yani seferde diğer iqlimi olan ülkelerde bu futbolcular için həddindən artık zor. Onların öz stabil performansını saxlamaq həddindən artık çok zor. Ve böyle olduğu halde bazen olur ki bir maça yorğun çıxa bilirsin, diğerlerine olabilir normal çıxa bilirsin. Ama şimdi elə bir durum ki bütün maçlar olabilir ki yorğunçuluk olsun. Ama başka bizim belə deyək, yani çıkış yolumuz yok. Ve bazı rotasiyalar yapacağız, bazı
oyuncularımızı belə deyək, bəzi oyunlarda gənc oyuncularımızı ola bilər meydana buraxaq. Hər bir halda çalışırıq ki, dediyim kimi həmişə düzgün doğru qərar verməyə. Başqa soru var? Herkese merhabalar. Şimdi geldik Türkiye'ye. Önemli bir maçımız var Villarreal'la. Yani anlıyoruz ki Villarreal büyük bir takım. Yani şu anda da İspanya'da çok görkemli oyunu maaş ettirir. Bakmayarak ki bugünleri yani Azerbaycan'ın yani Qarabağ klubunun vəziyyəti o kadar da belə yaxşı değil ama yine de biz bura geldik futbol oynamağa ve çalışacağız ki yani Azerbaycan'ı ve Qarabağ klubunu yaxşı təmsil eləyək. Yani baş məşqçiyle artık Villarreal'ın oyunu analiz etmeye başladık ve inanırım ki yarın maçta iyi bir maç geçecek ve yaxşı bir nəticə əldə qazana biləcəyik.